Hocam yanıma gel. Şimdi... Hüseyin yanına korkma, gel bir şey yapmayacağım. Değerli arkadaşlar, az önce toprağın canlılığını kimler artırır diye konuşmaya çalıştım. Ya kusura kalmayın, biraz artık... O da file verecek. O. Verecek değil mi? Ama aile değil, o da doğru ya tabii. Şimdi biraz da şey var ya hocam, tansiyon var, sıkıntı orada. Şimdi değerli arkadaşlar, toprağın ömrünü kısaltan ürünü söyledik bir önceki şeyde. Nedir? Yalancı besleyici ürünler. Kısa ömürlü 3 aylık. Ya işte öyle materyaller. Gübre deyin, demeyin. Beni ilgilendirmez. Bunlar toprağın ömrünü arkadaşlar kısaltır. Peki toprağın ömrünü kim uzaltır? Oğlum sen vallahi gitsene. Toprağın ömrünü kim geliştirir, gençleştirir? Benim bildiğim kadar hayvan gübresi. Ben şey diyeyim ya bana. Hayvan gübresi. Benim bildiğim bu kadar. Bitkisel gübreler. Yani şu dallardan elde ettiğimiz ürünler onu tekrar toprağa kazandırırsak toprağın canlı materyallerini bunlar güçlendirir, canlandırır. Peki bunlar ne olur? Bunlar şimdi diyelim ki bitki, hayvan, maden. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Toprakta var olan kutuplaşmış besin kaynaklarını ayrıştırıyor, çözüyor. Bu bitkide olan hümik, hayvan gübresinde olan hümik, fulvik, efendim madende olan, yani size Leonardik'ten bahsettim, onun içinde olan hümik fulvikler, fosiller yani, bu toprakla eşdeğer çalışıyor. Bu toprakta kutuplaşmış olan besin kaynaklarını da ayrıştırıyor. Ayrıştırdığı zaman ne oluyor? Toprak verimli hale geliyor. Canlı organizmayı hayata geçirmiş oluyoruz. Bu nedenle biz ne diyoruz arkadaşlar? Mikronize diyoruz. Bu çalışmaya mikronize diyoruz. Peki toprakta bulunan, toprağın içinde bulunan o canlı materyallerin artması ne oluyor? Mikorize mantarı dediğimiz bir mantar vardır. Yani bitkinin kökünün ona doğru koşmasını sağlayan besin kaynakları da bunlar. Bunlar mikorize mantarlardır, faydalı mantarlardır. Peki bu mikorize mantarlarını mantarlarını kim hayata geçiriyor? İşte bitkisel gübreler. Besin kaynakları. Dal, budak, yaprak diyeyim herhalde. Dal, budak, yaprak. Maden, ofis, fosil. Bu dalı çekmek değil, üütmek. Evet. Toprağı harman etmek. Ama işte bir yıl onu şey yapacaksın, bir üç. Başka hayvansal gübreler. Tavuk gübresi olur ama bu toprağa tavuk gübresi vurmayın. Toprağa tavuk gübresi vurduğunuz zaman bu topraktaki kalsiyumu artırırsınız. Onu da söyleyeyim. Kireci burada nasıl gördün hocam? Kireçleme sistemini. Bu tarafa kireç atabilirsin. Bu tarafta kum oranı yüksek. Buraya atabilirsin. Peki oraya konuyu değiştirmeyelim. Şimdi biz mikorize mantarını burada işliyoruz. Mikorize mantarı faydalı mantarlardır. Mantar değil bu. Yani bitkinin kullanacak olduğu enerji topluluğudur. Orada var işte o. Senin dediğin o mantar o talada ya topraktan çıkan. O mantar değil. Bakın mantarlaşma şimdi. Değil o mantar değil. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Değil, toprağın ortasında çıkan. Bakteri işte o faydalı bakteridir. Mantar diye telaffuz ederiz biz ona. Bir de zararlı mantar var arkadaşım. Bu zararlı mantara fevgilisin mantarı denir. Bu mantar dur geleceğim abi. Bu fevgilisin mantarı ise yine kimyasal gübrelerle aktif hale gelir. Yaz sıcaklığı 31, 38, 28 derecenin üzerine çıktığı zaman bu topraktaki ısı derecesi de yükseldiği zaman toprakta absilisik asiti artırır. Yani ABS asitini artırır. Bu da meyve dalında oluşan, dal ucunda oluşan meyvelerin erken olgunlaştığınız düşün der. ABS asiti. Fındığı, bu, fındığı evet, döker. Fındığı döker. Tamam arkadaşlar. Bu tamamen kendi elinizde kullandığınız yanlış besleme metotlarını kendi elinizde, kendi cebinize yapmış, sağlamış olduğunuz zararlı
çalışma metotlarıdır. Bunu neden burada anlattım? Bunu burada değerli abimiz geldi. Yine çiftçi duayenlerinden güzel abimiz yanımızda. Yine Yaşar Avcı Bey. Evet. Şimdi gider yapan Yaşar Avcı. Evet abi, evet evet. Doğru mu? Doğru. Var mı bir yanlışımız Yaşar Bey? Yanlış yok. Yalnız ben bir şey soracağım. Sor. Sizin bu bize verdiğiniz ilacı biz bunu bırak. İlaç deme şuna. Tamam, dibine vurabilir mi organik? Dibine vurabilir mi? Abi nereye istersen oraya vur. Serbest. Dağdan, toprağa adam vuruyor. Nereye istersen şimdi vur. Şimdi şöyle düşüneyim yani bunu ilacı bunu dibine vursak. Ben 50 sefer söyledim. Bekir söylemedin mi sen bunları? Dibine vurduk arkadaşlar. Bir dalına da örnek. Abi nasıl vurduk? Dalına da vurduk, dibine de vurduk. Şimdi ben açık söyleyeyim yani. Hani özellikle vur, özellikle şunu özellikle vuracağı dibine. Tamam Yaşar abi bilme bak Yaşar abi. Özellikle dibine vuracağı. Yaşar Avcı Bey bunu söylememişsin. Adam gider yapıyor evet, bak. Evet biz de vurduk mesela ama şimdi mesela biz buradan bu tarafa vurduk. Bananın biri toprağa bakacak. Bana dibine dibine arkadaşlar şimdi Yaşar abi. Bunun demesini isteyeyim ben bunu. Yaşar abi beni dinle o zaman. Dinince sen ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi holderle vuruyorsun ya. Evet. İki tane musluğu aşağıya veriyorsun. Evet. Diğerini dala veriyorsun. Tamam. Yani yapabilirseniz bir sefer baharın dördüncü ayda, beşinci ayda evet. Bir sefer köklere direk verin. Niye biliyor musun? Köklenmeyi artıracağız burada. Yaşar abim çok anladın, güzel şey söylüyor. Şimdi. Köklenmeyi artıracağız özellik, arkadaş. Bana özellikle diyeyim bana. Böyle vurayım da. Özellikle diyeyim böyle bu şekilde dibine vursak nasıl olur demek istiyorum ben sana. İşte az önce ben, arkadaş şeyden mantardan bahsetti. Biz de vuruyor böyle. Mantarı yok edecek çalışma olur. Abi tamam bizimkiler de aşağıdan. Ben ne diyeyim sana mesela. Baksak biraz daha korktum da. Fazla fazla dibine vursak demek istiyorum. Öyle daha iyi olur. Öyle değil mi Ahmet? Yaşar abi. Tamam işte biz bunu söylüyoruz ya. Ben bunu da özledim. Dalına, dibine, sapına, gövdesine, yaprağına vurun diyoruz ya. Vurulur mu tamam? Dibine vurayım. Vurdum. Mağazıma zaten yağmur gibi akıyor arkadan geliyor. Olsun abi. Sen köküne de vur abi. Abi biz bak abi. Şimdi akıyor. Arkadaşlar Yaşar abim doğru söylüyor. Özellikle bir de bak, vurmak şurada, var. Özellikle. Bak buyurun. Arkadaşlar bak. Tamam. Şurada kılcal kökler var. Bu kılcal köklerin biz aktif hayata geçmesini istiyoruz. Ben bunu da mısın istiyorum? Evet ama anladım. Şimdi ne yapıyoruz güzel insan. Leonatit'i şu kısma döküyoruz. Bu kısma döküyoruz komple. Buradan üzerine hayvan gübresi de at buraya. Buradan yüzey topraklarından, olgunlaşmış yüzey topraklarından buraya üzerine kapat. Bir karışını kullanacağım. Evet, evet aynı zaten. O şekilde. Bakın, ben bir şey demedim. Yaşar abi, Yaşar Avcı Bey. Ne dedi biliyor musun? Ben dedi gençlik yıllarımda bunu yaptım dedi. Abi, fındık dedi yeniden. Abi ben yine sözüm diyeyim. Ben zaten, bunu şimdi böyle bu şekilde bak, toprak da dolsun olayım ama. Bu fındık. Sana ne dedim ben? Yuma zaten. İşin kulağına kaçayım ben. İşin kulağına kaçayım. Bekir'in demesi gibi bunun gibi toprak yumayım. Şimdi. Bunun çok az 5 kilo toprak alalım. Ben size işin aslında söyleyeyim. Bu fındığın altını biz alçattık. Sebebi. Ancak o suda kalsın. Hani talada su taban suyumuz yok mu? Anladım. Ancak o suda kalsın boğulsun. Hay senin ben Allah'ını seveyim. Ya arkadaşım bu kök suyun içinde kaldığı zaman çürümez mi? Ya biz bize verilen bilgileri yaptık. Allah bu. Bahçe bu. Bunu biz kim dedi ettik. Size bunu? Bizim bahçemiz normal eski. Kim dedi size bunu? Hangi teknisyen söyledi? Bir şekilde bu bize geldi. Onu denedik. Vatandaş. Mücadele ettik. Abi bunu içinde siz güzel kardeşim. Bir kere o kancalı kurdun. Oluşmasını söyledik size ya. 50 sefer söylüyorum. Şimdi bak lahana balla keseyim. Müzevar hocanın aziz Temürlü'de Kemal Bey'in döndüğü yerinde şu kadar kepçeyle kazdı. Kancalı kurttan korkusuna fidi ta dibine koydu. Yine kancalı kurtun kokunu kesemez. Bu yerde. Kesemez. Toprağını değiştirdik gene. Yani kuyuya içtik. Hoş toprağı geldin. Farklı toprak koyduk gene. Aleykümselam. Büyük çiftçi. Gel bakayım gel. Bir dakika bu neyin oluyor bu adam senin? Arkadaşım. Bir dakika ya. Doğru, gel yanıma gel ya. Yani. Yakın dostum yakın. Bana bak bu adam bana gider yaptı ya. Bilmiyorum. Yapmaz ya. Ya iyi ki. Gider yaptı iyi ki. Söylemiyor da bak ben dedim, tipinizden çıkardım. Dedim ya ben sana sen bana açık vermedin. Benim oğlan böyle böyle diye yani. Ne bunun bileyim? Dibini bunun dibini doldurun diye dedim. İçi ilacı dibine atın diye dedim. Bundan sonra bu dedi ki, bunu diyen bu dedi, sen unutun. Oradan açık. Ya arkadaş, anlamadın ama. Bizimle, değerli arkadaşlar. Ben sana demedim mi? Arkadaş, aynı arkadaş. Ya şimdi çok enteresan. Adam, babası karşıma geliyor, evet. Gider yapıyor, oğlu benimle çalışıyor. Abi bak,
Şimdi ben sana tek diyeceğim ne bileyim mi? Yok hiç rica etme söyle. Biz bunun dibine ilacı elimizle takıp da böyle vursak dibine bu organiği komple. Hı. Mesela makinle vuruyor ama. Abi en güzeli olur. En güzeli olur komple da. Komple vuralım diyor ama vur doğru mu? Vur ya vur o zaman, hiç öbür gübreyi de atman gerek yok. Dediğin gibi. Abi daha iyi olmaz mı şimdi? Kaç tane, kaç tane besin kaynağı var benim ürün içinde? Çok var yani. He? Sayılmaz diyeyim. Çok. Şimdi, bak adam yani amcam şeyi de bilmiyor. Sana söylemedi mi? Şey göstermedi mi? Kaç tane var besin elementi? Mineral element de değil. Ya da abi. He, ya. Bu da bize doğru konuşuyor ya. Ben senden doğru niye bulayım abi? Ben sana bilgini vereyim. Vereceğim lan. Var abi hepsi var. Ya şimdi bakın arkadaşlar. Mantarı da biz kendi elimizde yapıyoruz. Kancalı kurdu da kendi elimizde yapıyoruz. Şimdi diyoruz ki bir, bu toprakta fındık yetişme olanağı çok zor. Çünkü sıkı toprağı sevmez fındık. Kök hastalığı oluşur. Kök hastalığı da... Sıkıntı var abi. Bak, kök hastalığı oluşur abi. Evet. Onu da kancalı kurt gelir, mantar oluşur. Orada kök... Çürüdüğü zaman börtü böcek gelecek illa. Gelecek. Yani. Işte bu kadar. Şimdi bir arkadaş devam işte. Evet arkadaşlar, güzel bir ortam oluştu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bilhassa bu delikanlı var ya. İşte ben sana dedim bak sonunda korkumuzdan gübre attık dedim. 7 sefer attık bu organik ilacını. Amcam gel yanıma bak. Öteki de Ayşe, belki dedi Kevser deyince biz hep kaç saputtuk işi. Biz onu attık. Topu bir onun vardı gübre attık. Lan fındık toplamasına bir ata vardı attığımızda gübreyi. Ya arkadaşlar, yani birkaç soru daha soracağım. Sor. Ya şimdi beyefendi, kancalı kurt için şu anda kışlık uygulamada yoğun olarak size attırtılıyor ya. Bu yoğun olarak uygulamada attırmanızın sebebi zaten olan kancalı kurt var. Seneye larva bırakmasını engelleyecek. Oradan onu kaçırıp. Öldürmüyor bakın kaçırtıcı. Evet. Yani o yavru sayısını düşürecek aşağıya. Bir duyumu yine getireceğim tekrar. Geleceğim. Eski duyumlardan yine bu duyum. Bu mevcut duyum. İnşallah ocaklarımız yok. Kurta almış, yaralanmış, zayıf kalmış. Yani yenilenecek yani. Ocakta bu ocağın yaşayır. Yıl sayını sadece bu kurttan olur. Neyse arkadaşlar. Biz geleceğiz o teknik konulara. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Gerçekten güzel bir aile muhabbeti içerisinde güzel bir çalışma oldu. Evet. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sen de sağ ol abim. Allah razı olsun.